Şimdi variz çok önemli. Bayanda mı erkekte mi daha sık? Siz diyorsunuz ki değişiyor ama bayanda görsellik anlamda ilk önce bizler geliyoruz. Erkekler son aşamada geliyor. Peki şöyle hemen süremiz de yavaş yavaş sonuna geldiği için sizin aklınızda kalan binlerce hastaya şifa dağıtıyorsunuz, destek olmaya çalışıyorsunuz sağlık anlamında. Zor bir süreç ama size gelene kadar farklı hikayelerde gelen hastalar var. Birkaç örneklendirme yaparsanız Çok hem de güzel. Tabii böyle sorunca hemen özel hastalar akla gelmiyor. Yani şöyle bir hastamız vardı falan değil de. Ben şöyle genel bir bilgi vereyim. Bana tabii. gelen hastalar genelde şöyle geliyor. Ellerinde koca bir dosya var. Bu dosyada 10 tane, 20 tane Doppler yapılmış oluyor. Ve bacak daha önce lazer olmuş oluyor, radyo frekans olmuş oluyor, ameliyat olmuş oluyor. Tedavi bulamamış oluyor. Hocam diyor, internetten de sizi buldum. Aynen cümle böyle. Bir de siz bakın. Şimdi biz böyle gelen hastayı zaten ben en çok bu tip hastayı seviyorum. Yani bu bir challenge oluyor. Yani ha ben deneyeyim diyorum. Şimdi biz ilk yaptığım iş bu. Hoca alıyoruz hastamızı ayakta tutuyoruz ve biz bu ayakta tutarken damarlarını görüntülüyoruz. Görüntülerken işte Doppler ultrason cihazı kullanıyoruz. Bir radyoloğum var onunla beraber veya tek başıma ben. Ben kendi gözlerimle ekranda damarları ve kapakçıkları ortaya çıkarıyorum. Onu ortaya çıkardığım zaman bir beyaz tahtam var. Hastanın bacağını çiziyorum. Çünkü kişi bilmek istiyor. Ya ben bu kadar gittik geldim. Tekrar Doppler niye yapıldığını da merak ediyor. Ya bir ay önce yaptırdım diyor. 2 sene içinde yaptırdım diyor. Yüzlerce para harcadım da diyor. Herkes devlette diyor. Özelde yaptıranlar da var. Ve Çuka'da en iyisi deniyordu bu tırnak içerisinde geldi. Biz tekrar yapıyoruz ve hastaya ben bir kere bacağını çiziyorum. Damarlarıyla beraber. Anlattığınız zaman hasta anlıyor. Bunun için variz profesör olmaya gerek yok. Yer çekimini de biliyor. Ayakta dik duran kişiyi de biliyor. Damarını, bacağını çizdiğim zaman içeride damarlarını kapakçıklarıyla da koyduğum zaman ha diyor. Bana şimdiye kadar ne yapıldı hocam? İşte şu yapıldı, şu damarın çıkarıldı, şu yapıldı, şurada pıhtı oldu, olmadı bilmem ne. Onları anlatıyorum. Hasta anlıyor. Ondan sonra hastaya bütün tedavi seçeneklerini sunuyorum ben. Şunu yapabiliriz, şöyle olur. Bunu yapabiliriz, böyle olur. Hasta onu düşünüyor. Düşündüğü zaman zaten işi anladığı zaman size güveniyor. Güvendiği zaman da beraber işlemi yapıyoruz. Şimdiye kadar sorunlu bir hastamız çıkmadı. Bir tane şimdi Erzincan'dan gelen hastamız var. O da şu anda serviste. Hastamız yine o da bütün Türkiye'yi dolaşmış. Devamlı internetten yurt dışı bağlantıları var. Varis damarı tıkanmış. DVT olmuş.